Habertürk ekranlarından herkese merhaba sevgili izleyiciler. Doktorlar Stüdyo'da programıyla karşınızdayız. Ben Elçin Öteşersoy ve sevgili partnerim Operatör Doktor Ömer Sağ ile birlikte merak ettiğiniz bir konuyu masaya yatıracağız. Bugün sizlerle revizyon burun estetiği hakkında konuşacağız. Eğer hazırsanız başlayabiliriz. Evet sevgili izleyiciler, Doktorlar Stüdyo'danın bugünkü konuğu sevgili partnerim Operatör Doktor Ömer Sağar, plastik estetik cerrahi uzmanı ve bugün burun ameliyatlarında revizyonu konuşacağız. Aslında çok sık duyuyoruz, pek çok insan ikinci hatta üçüncü kez ameliyata gerek duyabiliyor. Revizyon ameliyatlar nedir, nasıl yapılır? Şimdi revizyon ameliyatları bazen plastik cerrahi ya da kulak burun boğaz uzmanı ne kadar güzel burun estetiği yaparsa da yapsın, bazen burunda kıkırdaklar istenildiği gibi kaynamayabiliyor veya bazen burun şeklini verdiğimiz deri dokusu istediğimiz gibi şekil alamayabiliyor. Özellikle kalın derili burun estetiği ameliyatlarında. Bu hastalarda bazen ikinci bir ek ameliyat yapmaya gerek kalabiliyor. Veya bazen nefes sağlığı problemleri de olabiliyor. Revizyon zaten düzeltmek anlamına geldiği için bazı ameliyatlarda da neden ne olursa olsun düzeltmeler gerekiyor. Ve bunlarda bazen kıkırdak eksiği olabiliyor. Bazen başka nefes alma problemlerine neden olan içerideki septum dediğimiz destek yapıların da bozuk olmasına bağlı olarak da düzeltme ameliyatları gerekebiliyor. Bu aralar çok sık artmakta revizyon burun estetiği ameliyatları. O yüzden bu konuyla ilgili bilgi vermek istedim. Peki sıklıkla karşılaşılan sebepler nelerdir revizyon ameliyatı için? Hastalardan ne tarz şikayetler geliyor? Revizyon burun estetiğinde sıklıkla burun estetiğindeki şekil bozukluğu ya da hastanın ya da kişinin beklentilerini karşılamayan bir burun şekli olduğu zaman hastalar bunun için tekrar revizyon estetikle başvurabiliyorlar. Bu yüzden hastalarda revizyon burun estetiği ameliyatı yapmak gerekebiliyor. Çünkü hastaların istediği burun şekline eğer kavuşulmadığı takdirde veya burun içindeki nefes almayı sağlayan bazı faktörlerde yeterli destek yapılar eğer eksikse o zaman revizyon burun estetiği yapmak gerekebiliyor. Nefes alma ile ilgili sıkıntılar sadece tek ameliyatla çözülebilir mi? Nefes almayı etkileyen burun içinde birçok yapı var. Bunlardan en belirginlerden iki tanesi septum ve konka dediğimiz iki yapı. Septum deviasyon dediğimiz bu septum kıkırdak perdede eğer eğrilik varsa ve bu ilk ameliyatta düzeltilmemişse o zaman hastada ameliyat sonrası yine nefes sağlığı problemi olabiliyor. Veya konka dediğimiz etler eğer zamanla tekrar büyümüşse veya hasta örneğin ameliyat sonrasında nefes rahat alabiliyor ve eğer sigara içiyorsa ya da bulunduğu ortamda çok fazla kirli bir hava partikülleri varsa ve bu durumlar mesela örneğin büyük şehirlerde yaşayan insanlar çok fazla egzoz dumanına maruz kaldıkları için bu burun içindeki etler, konka dediğimiz etler tekrar büyüyebiliyor ve bu yüzden de hastalarda tekrar nefes sağlığı problemi olabiliyor. Bu hastalarda özellikle odaklanmamız gereken nefes burun içindeki bu partikül bu yapıların tekrar yeniden yapılmasıdır. Peki revizyon ameliyatlarla hastanın ilk ameliyatı arasında ne gibi farklar var? Sonrasındaki süreçte de fark var mı? Revizyon ameliyatlarda sıkıntı şu aslında. İçeride scar dediğimiz net bir dokunun oluşması. Çünkü revizyon şikayetiyle gelen ya da revizyon isteğiyle gelen hastalarda burunu tekrar açtığımız zaman düzeltmek için içeride çok fazla scar doku oluşmuş oluyor ve bu scar dokuyu şekillendirmek çok zor oluyor. O yüzden revizyon burun estetiği ameliyatlarında gelen hastalara beklentilerini çok yüksek tutmamaları gerektiğini, asıl odaklanmamız gereken problemler neyse onlara odaklanmamız gerektiğini söylüyorum. Ve bu şekilde hastanın şikayetlerini daha net bir şekilde anlatması ve onlara eğer çözüm sunabileceksek o çözümleri sunmaya çalışıyoruz. O zaman cerrah için ilk ameliyata göre revizyon ameliyatlarının biraz daha zor olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet söyleyebiliriz çünkü scar doku veya içeriye atılmış dikişlerin oluşturmuş olduğu inflamasyon dediğimiz yangı dokusu da aslında oradaki çevre dokuların harabiyetini sağladığı için orada tekrar taze bir yapıyla karşılaşmıyoruz. O yüzden revizyon ameliyatlarının ilk ameliyatlara göre biraz daha cerrahi açısından da hasta açısından da
zor olması bekleniyor. Revizyon burun ameliyatlarını başka ameliyatlarla kombine etmek mümkün mü? Tabii ki revizyon ameliyatlarında başka ameliyatlarda da yapabiliyoruz. Örneğin kişi eğer karın gerdirme ameliyatı olmak istiyorsa ve aynı anda da burnundan da şikayetçiyse daha önce yapılan ameliyatlardan aynı anda ikisini de yapabiliyoruz. Ama hastaların nekaat dönemi yani iyileşme dönemi biraz daha uzuyor. Bunları hastalara anlatıyoruz. Özellikle yurt dışından gelen hastaların zamanı kısıtlı olduğu için onlar ona göre dönüş uçak biletlerini onlara göre organize ediyorlar. Sonrasında yapılmaması gereken şeyler var mı? Hasta nelere dikkat etmeli revizyon ameliyatlar sonrasında? Şimdi revizyon burun estetiğinde yapılan ameliyattan sonra hastaların bir kere ilk ameliyat olan hastalara göre ödemleri daha uzun sürüyor. Yani daha şiş oluyor burunları ve bu şişliğin inmesi biraz daha sabır gerektiriyor. Özellikle hastalara revizyon ameliyatlarında biraz daha masaj öneriyoruz ki bu ödemli süreç biraz daha hızlı geçsin. Ve aynı zamanda da hastalara gözlük takmamalarını öneriyoruz. Çünkü revizyon ameliyatlarında genelde çok sık olmamakla beraber kulaktan kıkırdak alabiliyoruz. Destek yapıları daha güçlendirmek için veya kaburgadan kıkırdak alabiliyoruz. Ve son zamanlarda da aslında yine hazır kıkırdaklar var. Onları da kullanabiliyoruz bazı hastalarda. Bu hastalarda o yüzden ameliyat sonrasında güneş gözlüğü takmamalarını öneriyoruz. En azından ilk 6 ay. Çünkü içeriye koyduğumuz kıkırdakların desteğini yitirmemesi ve orada güzel bir şekilde yaşaması için dışarıdan eksternal yani dış baskıyı azaltmaya çalışıyoruz. Az önce yurt dışından gelen hastalardan bahsettiniz. En çok hangi ülkelerden hasta alıyoruz bu anlamda, bu konuyla ilgili ve o hastaların ne kadar ülkemizde kalması gerekiyor revizyon hasta ameliyatlarında? Ülkemiz aslında estetik cerrahi olarak özellikle burunda ilk 5 sırada, dünyada ilk 5 sırada diyebiliriz. Dünyanın her yerinden aslında Türkiye'ye, ülkemize hasta geliyor. Özellikle Avrupa'dan, Almanya'dan çok fazla hastamız geliyor. Rusya'dan hastalarımız var, Kanada'dan hastalarımız çok fazla geliyor. O yüzden bu konuda gerçekten bu gelişmeler gurur verici. O yüzden yurt dışından çok fazla burun estetiğiyle ilgili hem de ultrasonik ya da diğer teknolojik cihazları da kullandığımız için burun estetiğinde ameliyat sonrası dönem de çok hızlı geçiyor ve o yüzden de morarma gibi, şişlik gibi şikayetler daha az görüyoruz.